Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz kütle merkezleri. Sorumuz, çember parçası gibi eğilmiş olan şekildeki kablonun kütle merkezinin koordinatlarını belirleyiniz. Evet, bize bir çember parçası gibi bükülmüş bir cisim veriliyor. Bu cismin kütle merkezinin koordinatlarını bulacağız. Eksenler seçilmiş. Zaten eksenler seçilmeden koordinat sormak anlamsızdır. Çünkü herkes istediği gibi ekseni seçer, ona göre koordinat çıkar. Bir kütle merkezi sorusunu çözmeye başlamadan önce cismi inceleyerek homojen mi değil mi, nasıl bir cisim, şekli nasıl, ona bakarız. Soruda bahsedilmemiş, homojen mi değil mi bahsedilmemiş. O halde bu cismi homojen kabul ederek çözeceğiz problemi. Eğer cisim homojense, simetri ekseni var mı yok mu ona bakacağız. Simetri ekseni varsa işimizi kolaylaştırır. Bu cismin simetri ekseni x eksenidir. X ekseni simetri eksenidir. O halde kütle merkezi x ekseni üzerinde bir noktadır. X ekseni üzerindeki bir noktanın y koordinatının sıfır olduğunu kolayca görebiliriz. O halde y çizgi sıfırdır. Y çizgiyi bulduk. Sıra geldi x çizgiyi bulmaya. X çizgiyi bulabilmek için bu cismin kesit alanının sabit olduğunu kabul ederek boyuyla ilgileneceğiz. Kesit alanı sabit olan cisimlerin sadece boyuyla ilgilenmek yeterli olur. Herhangi bir çember parçasının kütle merkezinin yeri OG eşittir R sinüs alfa bölü alfa bağıntısıyla bulunabilir. O noktası tam çemberin kütle merkezi, G noktası da çember parçasının kütle merkezi. O ile G arasındaki mesafe bu formülle bulunur. Burada R çemberin yarıçapı, alfa da merkez açının yarısı. X ve Y eksenlerini seçelim. O noktasını orijin seçelim. X eksenini simetri ekseniyle çakıştıralım. Zaten problemde böyle yapılmış. Mecbur böyle yapacağız biz de. O halde OG mesafesi X çizgi olur. X çizgiyi bu formülden buluruz. X çizgi eşittir. R sinüs alfa bölü alfa bağıntısından X çizgiyi buluruz. Bu arada bu formüldeki paydadaki alfanın birimi daima radyandır. Yalnız başına olan alfanın birimi daima radyandır. Yukarıdaki sinüs alfanın alfası ne olsa önemli değil. Hangi birim olursa olsun önemli değil. Fakat aşağıdaki alfanın birimi muhakkak radyan olmalıdır. Yoksa yanlış sonuç bulunur. R'yi alfayı şekilden tespit edelim. Verilmiş. Ne verilmiş? R 300 mm verilmiş. Alfa da şekilden görülüyor. Merkez açının yarısı, merkez açı 90-90, 30-30, toplam 240 derece, yarısı 120 derece. 120 dereceyi radyana çevirirsek 2 pi bölü 3 radyan yapar. Bu elde ettiğimiz değerler formülde yerine yazarak x çizgiyi buluruz. X çizgi eşittir 124 mm bulunur. Bu problemi çözerken tam çemberden soldaki parçayı çıkararak çözmeyi düşünen öğrencilerimiz olabiliyor. Veyahut da sağdaki yarım çembere 30 derecelik küçük çember parçalarını ekleyerek problemi çözmeyi düşünenler olabiliyor. Halbuki bu problemi bizim yaptığımız gibi çözmek en pratik yoldur. Hoşça kalın.